Ne oldu? Hı. Ne oldu? Evet, boyuyor da işte biraz düşüyor. Julo sanki boyamıyor gibi. Boyuyor. Baba. Arkadaşlar bu renk olmuyor. Babam gelip başta şuraya denemiş. Aynı renk olacak. Ben değişen bir şey yok. Baba. Efendim yavrum? Salonu yaparken bir tık koyusunu yap ama tamam mı lütfen? Niye? Ha? Niye? Çünkü ben öyle istiyorum. Al. Benim odamdaki renk tonu ne kadar güzel. Benim odamdaki. Salondan şu koridoru yapacağım abi. Boya yetecek mi? Yeter. O zaman ilk başta oturma odasını yap da. Ananı kovdum. Yerler için söyleyecek şimdi. Annemi kovmadım ben. Kovmadın mı? Kovmadım. Annem telefonla konuşuyordu. Annem ben kendim çıkayım dedi. Kovmuş gibi de şimdi. Sen de var ya. Yahi baba. Arkadaşlar babam bu şekilde yavaş yavaş boyuyor. Buzdolabını çekecek misin? Şu. Bence çok güzel oldu bizim. Rengi mi? Sonra biraz boyu. Biraz mı? Baba neden ben bugün bu boyayı mavi gibi görüyorum şurayı? Durmadığı için. Olabilir mi? Ha? Durmadığı için olabilir mi? Olabilir. Yok şurası gri bak ama kuruduktan sonra mavimsi gibi oluyor. Anla. Yok. Normal değil mi? Hı, kendi diye. Şuralara belki bir daha geçeriz. Belki de. Ufak tefek boya işleri kaldı. Hemen hemen bitti sayılır. Ellerine kollarına sağlık. Aslında babam işini bilmiyor. Boya fırçasını verecek benim elime. Ben Ne kadar var? Fırın çalıştıracaksın değil mi? Evet. Yaparsın aslında Ay yapılır bence. Boya sen işleri o yollar kadar zor üzerine. değil. Ne diyecektim? Diğer işlerimizi yap, yeter olmaz mı bize? Baba. Seni fazla yormamı istemiyorum Ramazan'ın içinde. Baba, Hı. ben senden 2 aydır bir şey istiyorum. 2 aydır değil hatta 1 senedir bir şey istiyorum. Hı, çerçeve. Hala yapmadın. En Oo. sonunda alacağım tamirhanene, gireceğim her şeyi ya kıracağım ya dökeceğim onu istiyorum. Bugün lütfen unutma. Biz kaç gündür videolarda ne söylüyoruz? Diyoruz ki Heh. artık şu içerinin az bir boya işi kaldı. O boya işi çarptık sonra artık tamirat işleri son dedik değil mi? Evet. Onun için tamiratlar bitsin bizim Ecevit. Tamam mı? Şu boya bitsin bugün. Ondan sonra şöyle bir 2 günde dinleneyim. Sen nasıl bir çerçeve istiyorsan en güzelini yapayım, tamam mı? Olur mu sen? Sen yapana kadar yıllar aylar geçer gene. Yok yok. 2 gün dinleneyim şöyle kendime geleyim. Tamam baba ben senin tamirhanene girerim şimdi. Ya Gir. kırarım bir şeyleri. Şey nasıl olsun? Zımba telimiz var zaten nasıl olsa halledilir. Kapları da güzel şöyle bir şey yapacağım aslında. Bura nasıl oldu kızım şimdi? Güzel oldu baba. Bu oyunun işin kötüsü mü olur? Yapılan iş hiçbir zaman kötü olmaz değil mi? Evet. Neyse babacığım artık buranın bir 2 sene sonra bir daha boyaya ihtiyacı olur. Evet. Bu sene yani aslında boyaya gerek yoktu da şu dolapların yerini değiştirmiştik ya. Ama baba bir şey söyleyeceğim. Hı. Şey lütfen orayı boyuyoruz. Lütfen. Nereyi? Oturma odasını. Oturma odası Oturma mı? odasının rengi beni çok boğuyor ve çok bunaltıyor. Antreye Baba. koyayım mı? Antreye, antreye yanıma. Yo Tamam mı? antre kötü durmuyor ki. Antrenin boyası gayet normal. Ama boyarsan daha ayrı Annem duruyor. öğlen namazını kılalı tam 1,5 saat oldu, inanır mısın? Biliyorum. Öğlen efendi dahil oldu. Aşk kolay gelsin sana. Sağ ol kızım. Babacığım. Ha kızım.
Bileğin ağrıdı değil mi? Evet. Bir de üzerinde halsizlik var. Bu ton nasıl gider? Bu ton mükemmel. İşte benim odadaki rengin aynısı şu. Gri. Bence çok güzel oluyor. Güzel mi oluyor? İyi o zaman. Ama tabii bunun rengi açılıyor. O ayrı bir konu. Açık olsun kızım. Burası biraz hani batıya. Evet. Güzel mi derler? Batı mı derler? Açık renk olsun. Güneş vurmuyor bu oda. Baba bir dahaki planım benim odamı siyah yapmak. Kendi odamın köşesini siyah yaptıracağım. Olur. Şakasına dedim ya. Siyah beni bayar. Siyah rengi çok seviyorum ama odada gitmez. Evet. Gri tonları çok güzel oluyor. Parke rengi olarak da gri çok güzel oluyor. Bakın arkadaşlar. Beyaz mutfağa çok yakışıyor. Mutfak dolaplarını asla renkli yaptırmayın. Benden ufak diyorlar. Değil mi baba? Gri tonları çok güzel oluyor. Gri, siyah, beyaz. Uyuma mükemmel. Bir de yeşil. Rengarenk renkler sonra yakışıyor. Perdeleri bence indir. İyi al tamam. Alayı topluyorum. Tamam canım. Alayı toplasın. Anne salonu salonu. Kenar çizgilerini yapıyor. Kenar çizgilerini yapma sebebi de fırçanın girmeyeceği yerler arkadaşlar oralar. Fırça ne girmeyeceği yer? Fırça değil. Hayrullah ha fırça ne fark ediyor? Elindeki fırça. İşte tamam pardon. Rulo. Rulo değil. Anne bugün babamı yanlış taraftan mı kaldırdın? Hangi taraftan kalktı? Söyler misin? Ya içeri gireceğim ya da kapının altında durmayacağım. He? Anne oradan bir ittiysen babam şimdi sürekli. Kızım şu cama içeri pek sıcak oldu. Sıcak olmadı baba. Sen tavanda olduğu için içerisi sıcak. Ben üşüyorum. Arkadaşlar. Annem şimdi perdeleri indiriyor. Arkadaşlar bu odanın rengi mavi. Ben en başına dedim ki bu odanın rengi mavi olmaz. Hiç sevmiyorum. Perdelerimiz iyice kumru olmuş. Makineye atalım. Onları hemen atacağım. Şeyleri aha soğuttum vallahi babam yedirdim. Anne babam sana 100 kere diyor ki o perdeleri o şekilde çekiştirme. Neyse sus. Oo delirdi. Niye? Sabahtan beri dolmuyor babam. Niye birbirinize kızıyorsunuz? Baba. Ne? Boya fırça izleri kalmayacak değil mi? Kızım daha bir sefer de kapanmaz. Bir sefer daha fırça. Bir tek sarılacağım. Tamam babacığım. Bu arada ben de akşama börek yapayım dedim. Malzemeleri çıkardım. Hı-hı. Yemek yap. Böreğe ne yapacağım? Kullaşayım. Böreği ama sahurda da yiyorum. Doğru. Yani ben kendimi düşünüyorum anneciğim babamla. He? Babamla kendimizi düşünüyoruz. Börek sahurda da yeniliyor. Güzel oluyor. Çekil ayağımı. Baba. Hı-hı. İyi geçinin. Birbirinizi kırmayın lütfen. Aha, ben de sözümü dinlemiyor usta. Ben de bir şey yapıyorum. Bundan dolayı da kavga ediyoruz. Evet. Hayırlısı olsun babam. Anlaşırsınız. Arkadaşlar gerçekten güzel bir renk oldu. Bir kat daha boyanacak tabii. Aynı benim odamın rengi gibi yapmışsın baba. Evet. Evet benim odamın rengi gibi. Karşı duvarın rengi gibi. Bu renkler güzel oluyor ama ya. Ben gerçekten seviyorum. Ben de seviyorum. Bu rengi istiyorum zaten. Neyse babacığım sana kolay gelsin. Arkadaşlar. Tavanı kar beyaz, bembeyaz. Duvarımız da şöyle şu renk aldı. Eline koluna sağlık diyorum Ali'ciğim. Şöylece üstüne bakın bir kat daha geçiyor. İkinci katımızı son vuruyor. Ben de arkadaşlar şöyle göstereyim camı. Cifledim şurarını. Cifleri simsiyahıdı ya şurarı. Ben de arkadaşlar camları siliyorum. Tripod nerede? Tripodu bulamadım kız. He? Kurcam ben de bulamadım. Diye. Aha buraya koymuşum kızım kız. Kurcam. Tripod burada tripod. Sağ ol.
Yavaş böyle dökeceğim. He? Ver. Tripod ver. Arkadaşlar camları sileceğim. Pedal rap verdim. Evimizin son hali bu. Şimdi arkadaşlar camların kayıtlarını güzelce cifledim. Duruladım sirke parlatmaya sirkeli suyla. Az camları siliyorum. Kurulayacağım. Güzelce ne sileceğim arkadaşlar. Perdelerimi de atıverdim. Silince görüşecek camlarım. Tripodu Gülcan götürüverdi. Evimizin son hali de bu. Güzelce yani.